ve sallallahu ala rasulihi ve ala alihi tayyibin tahirin. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ مِنَ الْآنِ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحٌ هُدَى وَسَفِينَةٌ نَجَى. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah'tan geldik, dönüşümüz Allah'adır. Aşura günü. Cennet gençlerinin efendisi, Peygamberimizin torunu, Emir el-Muminin İmam Ali Fatimetü Zehra'nın oğlu, Peygamberimizin reyhanı, İmam-ı Hasan-ı Mustafa'nın kardeşi, Zeynep-i Kübra'nın kardeşi, Zeynep-i Kübra'nın canı, Seyyid-i Şehada, şehitlerin efendisi, Ebu Abdillahi Hüseyin aleyhissalatu vesselamın ve yarenlerinin şehadet günü. Arşı titreten, yerin, göklerin, meleklerin, denizlerin, dağların musibetine gözyaşı akıttığı Ebu Abdillah Hüseyin aleyhisselamın bu büyük musibetini, şehadetini, yarenlerinin şehadetini, bu musibetli günü yeryüzündeki Allah'ın biricik hücceti olan ağamız, mevlamız, İmam-ı Mehdi ağamıza, İmam-ı Mehdi ağamızın genel vekilleri olan müştehitlerimize, rehberimize, bütün dünyadaki özgür ruhlu ebel-ehrar hürler atası olan Seyyid-i Şehada'nın takipçilerine, meclisimizde bulunan çok kıymetli, değerli alimlerimize, meclisimizde bulunan, bu merasimde bulunan çok kıymetli bacı kardeşlerimize tesliyet arz ediyorum. Allah Seyyid-i Şehada ve Abdillah Hüseyin aleyhisselamın muhabbetinden bizi ayırmasın. Allah Seyyid-i Şehada Hazreti Hüseyin aleyhisselamın dünyada ziyaretini, ahirette şefaatini cümlemize nasip eylesin. Gönlümüz şu saatlerde Kerbela'da olmayı arzu etmektedir. Keşke Beynul Haremeyn'de bulunabilseydik bugün. Keşke Ebu Abdillah Hüseyin aleyhisselamın o altı köşeli kabrinin etrafında pervane olabilseydik. Keşke Kerbela'da bizler bugün mazlumların mazlumu Ebu Abdillah Hüseyin aleyhissalatu vesselama gözyaşı akıtabilseydik. Ama bu tür meclisler büyük ariflerin ifade buyurduğu gibi Kerbela meclisleridir. Bir yerde Ebu Abdillah Hüseyin aleyhissalamın matem meclisi varsa Ayetullah Behçet merhum buyurmuşlardır. Nereye gidiyorsunuz denildiğinde direkt diyebilirsiniz, Kerbela'ya gidiyorum. Bütün meclisler Kerbela niteliğini taşımaktadır.
Allah cümlemizin ziyaretini, cümlemizin gözyaşlarımızı, matemimizi, Seyyid-i Şehada ve Abdillahi Hüseyin Aleyhisselam hürmetini öz dərgahında kabul eylesin. İslam için ödenen çok önemli bir bedel. İslam için kurban edilen çok önemli kurbanlar. İslam sayesinde insanlar izzet bulmaktadır. Din, sistem, kurallar, ilahi din ortada olmazsa insanın izzetli bir yaşam içerisinde bulunması olanaksızdır. Bize ayet-i kerimede Allah-u Teala beysat öncesi insanların hal durumundan bahsederken buyuruyor lafi dalalin mubin. Peygamberden önce ilahi sistemden insanların mahrum olduğu o dönemde insanlar apaçık bir delaletteydiler. Her türlü hatayı yapmaya müsaittiler. Kan içiyordular, leş yiyordular. Haksız yere insanların kanını akıtıyordular. Kardeş kardeşini öldürüyordu. İnsanlar kendi elleriyle yapmış oldukları ürünlere, nesnelere tapıyordular. İnsanlar nefislerinin tamamen esiri olmuşuydular. Medeniyete Peygamberimiz Kur'an'la, dinle, İslam'la insanları taşıdı. İnsanlar medeniyetle peygamber din sayesinde tanıştılar. Allah Resulü vefat ettikten sonra, Allah Resulü dünyadan ayrıldıktan sonra ortaya koymuş olduğu yol izlenmediğinden dolayı iş öyle bir noktaya vardı ki insanlar adeta geri gerisine döndüler. Apaçık bir delalet içerisinde yer aldılar. Bu delaletin en açık göstergesi Seyyid-i Şehada Ebu Abdillah Hüseyin Aleyhisselam gibi semavatın, erşin ziyneti olan Hüseyin'i şehit ettiler. Ümmet peygamberlerinin oğlunu öldürdüler. Ümmet İslam'dan, dinden uzaklaştıklarından dolayı dinin seyrini, kurallarını alt üst ettiklerinden dolayı ümmet peygamberlerinin oğullarını öldürdüler, kızlarını öldürdüler, çocuklarını susuz öldürdüler. Çok büyük bir, ortada çok büyük bir tehlike vardır, çok büyük bir musibet vardır, büyük bedellere ihtiyacı vardır. Bu defa Ebu Abdillah Hüseyin Aleyhisselam bedel ödeyecekti İslam'ın kurtuluşu için. İmam buyuruyordu ve alel İslam'a esselam izgad buliyetil umme birâin misle yazid. İslam'ın Fatiha'sı okunur, Fatiha'sı okunması gerekiyor. İslam'la vedalaşılır. Eğer Yazid gibi bir şahıs bu ümmetin başına düçar olursa, müptela olursa. Eğer insanların modeli, insanlara gösterilen model, örnek Yezid gibi birileri olursa İslam'la vedalaşmaktan başka çare kalmaz. Seyyid-i Şehada Ebu Abdillah Hüseyin Aleyhisselam
kıyam etti. Kıyamının birçok nedenleri vardı. En önemli nedenlerinden biri İslam dinini bu tehlikeden kurtarmaktı. Büyük bedeller ödendi, karşılığında İslam ihya bulsun, İslam hayat bulsun. Peygamberimizin ortaya koyduğu o gidişat, o hayat tarzı yürüsün. Liza Basra halkından birilerine İmam Hüseyin Aleyhisselam mektup yazarken Seyyid-i Şuhada şuna dikkat çekiyor. İnne sünnete lekad umitet ve innel bid'a uhiyet. Sünnet, peygamberin dini, peygamberin hayat tarzı, peygamberin yaşam biçimi öldü. İş bu noktaya vardı. Dini saptırdılar, dinin kurallarını alt üst ettiler. Değerlerin yerine değersizler, değersizlerin yerine değer geçti. Kabilecilik, dalalet dönemindeki kabilecilik devreye girdi. Dalalet döneminde İslam öncesi, beyset öncesi